Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hacı Sabahattin Çavga. Bugün sizlere nefes alışveriş tekniklerinden bahsedeceğim. Çünkü antrenman esnasında veya egzersiz esnasında yanlış aldığımız nefeslerden dolayı kaslarımız daha çabuk yoruluyor ve bu da bizim antrenmandaki verimimizi düşürüyor. Eğer doğru bir şekilde nefes alışverişlerimizi yapabilirsek bu sayede antrenmanlardaki verimlerimizi arttırabiliriz ve kaslarımızı daha uzun bir süre aktif hale getirebiliriz. Hazırsak ilk hareketimize başlayalım. İlk hareketimizde öne doğru büyük bir adım atıyoruz. Daha sonra dizlerimiz sıkı bir şekilde, kollarımızı yukarı kaldırdık. İçimize oldukça fazla nefes alıyorsunuz. Al 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 nefesini, ciğerlerini doldur. Ve dizinle bükerek öne doğru gelirken nefesi veriyorsun dışarı doğru. Kollarımızı da indiriyoruz. Geriye doğru giderken tekrardan nefes al. Öne doğru gelirken nefesini veriyorsun. Al nefes. Ver. Bu şekilde 5 tekrar yaptıktan sonra ayak değiştirebilirsin. Al nefes. Ver. Son kez yapabilirsin. Evet, kollarınız biraz ağrımış olabilir, bacaklarınız ağrımış olabilir, biraz sallıyorsun. İkinci hareketimiz, kaldığımız yerden devam ettiriyoruz hareketi. Yine ilk ayağını öne doğru attın. Ayaklarımızın arasındaki mesafe fazla olsun, aç ayaklarını. Kollarımız ilk harekette burada kalmıştı. Şimdi buradan hareketi yere doğru devam ettiriyoruz. Buradayken akciğerlerimizi nefesle dolduruyoruz. Yere inişlerde nefes veriyoruz. Kapan. Nefes al. Ver. 5 kez tekrarlıyoruz hareketimizi. Şimdi ayak değiştirebiliriz. Buradayız. Devam ediyorsun. Nefes al. Ver. Evet, ikinci hareketimiz de bitti. Yine biraz ayaklarını, kollarını sallayabilirsin. Üçüncü harekette ayaklarımızı bu sefer yanlara doğru açıyoruz. Kollarımız iki yanda, dümdüz bir şekilde. Birini aşağıya indirirken birini yukarı kaldırıyorsun. Evet, parmakların yere değebilir. Sonra hemen tekrar eski pozisyonuna geldin. Aynısı diğer tarafa. Kollar yanda açıkken nefes alıyorsun. Aşağıya inerken nefesini veriyorsun. Al nefes. Ver. Son kez yapıyoruz hareketimizi. Evet, bu hareketi de bitirdik. Hemen ayaklarınızı biraz sallayın. İlk bölümün son hareketi. Ayaklarımızı açtık. Yan bir şekilde döndük. Arka dizimizi yere doğru koyuyoruz. Ön diz 90 derece yere. Ayağını tutuyorsun. Kendine doğru çekiyorsun ayağını. Eğer hareket size kolay geldiyse kolunuzu öne doğru uzatın. Ve bu şekilde bekliyorsunuz. Derin derin nefes alıyorsunuz. Nefesi içinizde 3 saniye bekletin. Daha sonra yavaş bir şekilde veriyorsunuz. Beklet, beklet. Yavaş bir şekilde ver nefesini. Hemen ayak değiştiriyorsun. Aynı şekilde diğer tarafa doğru döndün. Kendimize doğru çektik. Kolumuz önde.
Akciğerlerini doldur nefesle. Yavaş yavaş bırakıyorsun. İçinde 3 saniye nefesi beklet. Evet, yavaşça ayağını bırak. Tekrar doğrulabilirsin. Biraz salla bacaklarını. Uzun süreli sabit kaldığımız için ayaklarımız biraz kasılmış olabilir. O yüzden tekrar dinlenirken derin derin nefes alıp veriyoruz. Nefes alıp vermek bizim odaklanmamızdaki en büyük etkenlerden biridir. Odaklanma problemi yaşıyorsak nefes alıp vererek kendimizi sakinleştirebilir ve odaklanmamız gereken şeye doğru yönelebiliriz. Jimnastik branşının önde gelen isimlerinden Simone Biles her hareket esnasında derin ve kontrollü bir nefes alıyor. Bu kontrollü nefesin çalışmalarını daha önceden antrenmanları esnasında yapıyormuş. Oldukça tekrarlıyormuş. Nefes alıp veriyor. Önce 3 saniyeli nefes alıp verişler, daha sonra 5 saniyeli, daha sonra 7 saniyeli şeklinde artan bir nefes alıp veriş antrenmanları varmış. Derslerimizde, sporumuzda veya yaptığımız başka bir aktivitelerde doğru nefes alıp veriş tekniklerini kullanarak o aktiviteyi verimli bir şekilde devam ettirebiliriz. Şimdi hazırsak antrenmanımızın ikinci bölümüne geçiyoruz. Ayaklarımızı yine yanlara doğru açıyoruz. Bu sefer yöneldiğimiz taraftaki dizimizi bükmemiz gerekiyor. Dizine doğru yönel. Bir elin yere gelirken diğer elini yukarı doğru kaldırdın. Bu sefer elimiz ayağımızın önünde. Nefesimizi verdik. Ayağa kalkarken nefes al. Nefes vererek yere doğru indin. Ayağa kalkarken nefesini al. Ver. Al nefes. Veriyorsun. Al nefes. Evet, hemen tekrar ayaklarını ve kollarını sallıyorsun. Şimdi sırada yer hareketimiz var. Önce dizlerin üstüne oturuyorsun. Daha sonra öne doğru yat. Vücudunu yere doğru bırak. Ayakların arkada kapalı. Ve ellerinle kendini geriye doğru itiyorsun. İt kendini geriye, it, it, it. Çok fazla boynun başının, kollar, omuzların arasında kalmasın. Kendini aç geriye doğru. Evet, omuzlar geride. Bu esnada nefesini tamamıyla vermiş olman gerekiyor. Yere doğru inerken al nefes içine. Ayağa kalkarken bütün nefesini yavaş yavaş veriyorsun. Ver nefesini. Ver, 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 ver. Ve son noktaya geldiğinde içinde hiç nefes kalmasın. Bütün oksijeni vermiş olman gerekiyor. Tekrar inerken içini oksijenle doldur. Ayağa kalkarken nefesini veriyorsun. Son bir tekrar daha yapıyoruz. Evet, hareketi bırakabilirsin. Salla iyice bileklerini, kollarını. Eğer belin ağrıdıysa birazcık sağa sola hamle yapabilirsin. Şimdi ikinci bölümün son hareketine geçiyoruz. Son harekette sırt üstü yapıyoruz. Hemen sırt üstü yattın. Ayak tabanların yerde, ellerin hemen yanında. Yerdeyken, sırtınız yerdeyken içinizi nefesle doldurun. Yukarı kalkarken yavaş yavaş veriyorsunuz. Ve kalkabildiğiniz en üst noktadayken içinize hiç nefes kalmasın. Bütün oksijeni verin dışarı. Al nefes. Ver. Hareketi nefes alışveriş esnamızda tamamlamamız gerekiyor. Yere inerken
tamamıyla için nefesle doldurman gerekiyor. Kalkış esnasında da içindeki bütün nefesi boşaltmış olman gerekiyor. Son iki tekrarımız. Evet, şimdi kendini iyice serbest bırak. Bir 3 saniye burada dinlenebilirsin. Artık son bölüme geçmeden önce nefes egzersizleriyle ilgili bir bilgiden daha bahsetmek istiyorum. Bir önceki molamızda Simone Biles'ın nefes egzersizleri sayesinde antrenmanlarında ne gibi verimler aldığından bahsetmiştim. Şimdi ise biraz Simone Biles kim ondan bahsedeyim. Simone Biles şu an dünyanın gelmiş geçmiş en iyi jimnastikçilerinden biri olarak kabul ediliyor. Çünkü girdiği her yarışmada bütün aletlerde madalya alarak turnuvayı bitiriyor. Ve şu ana kadarki jimnastik dalındaki en çok altın madalyaya sahip kişi. Simone Biles'in yaşı henüz çok ufak ama geldiği başarılar ve yaptığı sporlar sayesinde çok iyi yerlere ulaşmış biri. Yaptığı teknikler, yaptığı antrenmanlar sayesinde de sürekli gündemde olan biri. Normalde jimnastik branşına çok ufak yaşta çocuklar başlar. 3-4 yaşlarından itibaren jimnastiğe başlayabiliyorlar. Ama Simone Biles 7 yaşındayken jimnastiğe başlıyor ve birçok kişi onun hani bu alanda iyi olamayacağını düşünürken bir antrenörü onu bu alanda keşfedip bu alanda ilerlemesi sayesinde onu etkiliyor. Ama bu etkilenmesinin asıl nedenlerinden biri de antrenörün ona çok farklı yaklaşması. Bunlardan biri de nefes egzersizleriydi. Çünkü jimnastik dediğimiz branşta çok fazla odak gerektiren bir alan ve odaklanması çok zor bir alan aynı zamanda. Yaptığı hareketler olsun, yaptığı yarışma olsun, herkesin göz önünde olsun ve bireysel bir branş olduğundan dolayı odaklanılması zor bir branş. O yüzden bu tür nefes egzersizlerinizi evde tekrarlayabilirsiniz. Günümüzde çünkü hava kirli olsun ve bunun dışındaki birçok sebepten dolayı insanlar sürekli öksürüyor ve nefes darlığı yaşayabiliyor. Bu nefes egzersizleri sayesinde akciğer kapasitenizi arttırabilir ve bu tür hastalıkları kapılma riskinizi ortadan kaldırabilirsiniz. Ve şimdi hazırsak antrenmanımızın 3. bölümündeyiz ve 3. bölümde hep yerde oturacağız. Herhangi bir hareket yapmadan sadece nefes alışveriş teknikleriyle hareketlerden vücudumuzda biriken laktik asidi vücuttan atmaya yönelik bir çalışma yapacağız. Hazırsak ilk başta tamamıyla rahatlayın ve rahat bir pozisyonda oturun. Daha sonrasında burnunuzdan nefes alın ve verin. 3 saniye içinizde tutuyorsunuz ve daha sonra veriyorsunuz. Bunu 5 kere tekrarlıyoruz. Nefesinizi verdiniz. 4 kez daha tekrarlıyoruz. Al nefes. Veriyorsun. Tekrar nefesini al. Ver nefes. Ve son kez yapıyoruz. Al tekrar derin bir nefes. Tekrar veriyorsun. İkinci egzersizimizde ise ellerimiz devreye girecek. Bir elimizi karnımıza koyuyoruz. Diğer elimizi göğsümüze koyuyoruz. Ve nefes alışverişlerimizi ellerimizle hissetmemiz gerekiyor. Karnımızdaki elimizin hiç dışarı çıkıp içeri girdiğini görmeyeceğiz. Burayı bastıracağız. Sadece göğsümüzü dolduruyoruz nefesle. Hazır mıyız? Ve içimizde nefesi 5 saniye tutmamız gerekiyor. Hazır. Al nefesini. Sadece göğsünü şişiriyorsun. Göğüsten nefes alıyorsun. Akciğerlerini doldur. 5'e kadar sayıyorum. 5. Şimdi yavaşça göğsünü içeri doğru bastırıyorsun. Nefesini veriyorsun. Ve son noktaya kadar nefesini ver. İçinde tutma. Tekrar al nefes. Göğsünün şiştiğini hissetmen gerekiyor. 3, 4, 5. Tekrar nefesini ver. Ve bütün vücudunun rahatladığını hisset. Son kez yapıyorsun. Nefesini verdin. Hem kaslarının rahatladığını hissetmen gerekiyor bu egzersiz esnasında, hem de bütün vücudundaki yorgunluğu atmış olman gerekiyor.
Egzersizlerimiz burada sona eriyor. Aklınıza takılan tüm soruları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Herhangi bir branştan örnekler görmek istiyorsanız, o branşlar hakkında bilgi edinmek istiyorsanız bunları da yorumlar kısmından bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.